Selam Jelibonlarım, kanalınıza hoş geldiniz. Son günlerde çok merak edilen bir konu. BTS tarafından ikinci plana mı atılıyoruz diyenler var. Sadece Japon ARMY'lerin üye olabildiği bir Japon fan club hakkında çok sorular geliyor. Bu platformda söylenene göre Namjoon Korece öğretiyormuş, Suga Mukbang videoları çekiyormuş, Japon ARMY'lerin mektupları cevaplanıyormuş. YouTube'da Japon fan club için çekilen bazı içerikler paylaşılmış. Birkaçının linkini atacağım. RAM BTS benzeri videolar ve V-Live yayınları var. Peki neden Japon ARMY'lere özel böyle şeyler yapıyorlar? Olay tamamen duygusal canlarım. Aslında BTS ile alakalı da bir durum değil. Şirket politikası. Koreli birçok şirket özellikle Japon müzik piyasasına yönelik içerikler oluşturuyorlar. Çünkü Kore'de dijital şarkı başına örneğin 1 lira kazanıyorlarsa, Japonya'da şarkı başına 40 lira kazanıyorlar. Bu yüzden Japonca albüm çıkarıyorlar ve Japonya'da çok daha fazla konser veriyorlar. Japonya'da hayat daha pahalı olduğundan bilet fiyatları da, albüm fiyatları da çok daha yüksek fiyatlara satılabiliyor. Gelelim fan club olayına. Kore'de ve uluslararası ücretsiz olan bu fan club'lara Japonya'da katılmak parayla. Bu fan club'lara kayıt olunurken bile para alınıyor. Üstüne de aylık her ay düzenli yine para verilmesi gerekiyor. Tüm Koreli şirketler Japon fandomlar için bu tarz farklı içerikler sunuyorlar. Bence biz ikinci plana mı atıldık diye üzülmek yerine her hafta BTS'in ücretsiz şekilde yayınladığı RAM BTS'lerini izlediğimiz için sevinelim. Yine aynı şekilde hem YouTube'dan hem de V-Live'dan ücretsiz canlı yayınlarına katılabildiğimizi de unutmayalım. Ücretsiz olarak kendi yaptıkları müziklerini ARMY'lerle paylaşıyorlar. Umarım artık kendinizi kötü hissetmezsiniz. Hepinizi morluyorum. Hoşçakalın canlarım.